Merhaba sevgili arkadaşlar. Kapalı kümenin ne olduğunu tanıtarak sizlere başlamak istiyorum. Boştan farklı bir A kümesi alalım. Arenin alt kümesi olsun. Tümleyeni şöyle tanımlansın. A üzeri C ile gösterdim. A üzeri T ile de gösterebilirsiniz. komplement yani İngilizcesinden geliyor A üzeri C dediğim. Aren fark A'yı ifade ediyor. Eğer ki bu Tümleyeni açık küme ise A kümesine kapalı küme adı veriliyor. Aşağıya şöyle bir şekilde ifade ettim. A kapalıdır ancak ve ancak aren fark A yani tümleyeni açıktır. Bir önerme olarak şu geliyor. Boş küme ve aren kapalıdır. İstenilen sayıda kapalı kümenin kesişimi de kapalıdır. Sonlu sayıda kapalı kümenin birleşimi açıktır. Şimdi istenilen sayıda kapalı kümenin kesişimi de kapalıdır. Şuradan geliyor. Son, e, istenilen sayıda kapalı kümenin açık kümenin birleşimi açıktı. Bu özelliğin tümlerini aldığınız zaman istenilen sayıda kapalı kümenin kesişimi de kapalı olmuş oluyor. Sonlu sayıda kapalı kümenin birleşimi de kapalıdır olacak. Burası burası kapalıdır. Kesişimi de kapalıdır. Ee, sonsuz sayıda olmadığını ileride göstereceğim. Tek nokta kümelerinin e, kapalı olduğunu gösterdikten sonra. Şimdi bir önerme olarak şunu diyor. A al aren olmak üzere A en yani kapalıdır. Ancak ve ancak her epsilon büyük sıfır için ve her x eleman A için. Yani seçtiğiniz her epsilon yarı çaplı yuvar ve x'in içerisindeki her nokta için bu yuvarın A ile kesimi boştan farklıysa A kapalıdır diyor. Yani şunu demek istiyor. Burada bir kümeniz var. Bunun içerisinden bir nokta aldınız. Bunun içerisinde seçtiğim her disk için bu disk ile A'nın kesişimi boştan farklı olmalı diyor. Yani herhangi bir nokta olarak şu kümeyi almaya çalışsam açık olduğunu göstermek için buradaki sınır noktalarını alamıyorum değil mi? Bunun için bu kesişim boş gibi olmuş oluyor. Ondan dolayı mesela bu açık yuvarların kapalı olmadığını söyleyebiliriz. Bu karakterize eden bir kapalı karakterize eden bir formül. Geri geldiğinde sık sık kullanacağız. Şimdi yığılma noktasının tanımını verelim. Boştan farklı arenin bir kümesini alalım ve bir x noktasını alalım arenin elemanı olmak üzere. Şunu diyor, x'i içeren her U x açık kümesi için bu U x kümesinin A fark x ile kesişimi yani şöyle söyleyeyim, boştan farklıysa şunu demek istiyor. Bir açık yuvar alın x'i içerecek şekilde ve o kümede x'ten farklı olan noktalarla kesişimi Eğer boştan farklıysa x'e A'nın bir yığılma noktası deniyor. A'nın tüm yığılma noktalarından oluşan küme ise yığılma noktaları kümesi deniyor. A tilda ile gösteriyoruz. O dalga işaretinin adı tilda. Bazen A prime ile yani A üzeri türev işareti gibi olan şeyle de gösterilebiliyor. Bir önerme olarak şunu diyor. X yığılma noktasıdır diyor. Hani boştan farklı kısmını okumuyorum. Ancak ancak her epsilon büyük sıfır için dx epsilon kesişim a fark x kümesi boştan farklı olmasıdır. Teorem olarak şunu söylüyor. A boştan farklı bir arayın kümesi olarak verilsin. A kapalıdır ancak ve ancak A yığılma noktaları kümesi A'nın alt kümesidir. Yani A'nın tüm noktaları yığılma noktasıysa kapalıdır diyor. Bunun da yeri ispatını yapacağız. Kümenin kapanışını tanımlayalım. Kapanışı boştan farklı A alt aren alalım. A kümesini içeren tüm kapalı kümelerin kesişimine A kümesinin kapanışı adı veriliyor ve closure A veya A üzeri çizgi ile gösteriyoruz. Şu şekilde ifade edebiliriz. A çizgi eşittir kesişim B'lerden oluşur. B'ler A'yı kapsar ve B kümeleri kapalıdır. Sonuç olarak şu çıkıyor buradan. A kapalı küme ise A kümesi A çizgi daha doğrusu ilk sonucumuz şu. A kapanış kapalı bir kümedir. Çünkü kapalı kümelerin istenilen sayıda kesişimi de kapalıydı. E burada da sonlu ya da sonsuz sayıda kesişimle elde edildiğine göre A kapanış o da bir kapalı küme olmuş oluyor. Diğer bir sonuç da şu. A kümesi kapanışın alt kümesidir. Zaten bütün şöyle düşünelim. Şimdi şuradaki tanıma göre bakarsak, şu tanıma göre bakarsak buradaki tüm kümeler benim için A'yı içeriyor. E o zaman bu kesişim de A'yı içermeye devam edecektir. Bu açık bir sonuç bayağı bir. Önerme olarak şunu söylüyor. A kümesi kapalıdır. Kapanışı kendisine eşitse. Zaten şu kapsama gördüğünüz üzere her zaman var. Bizim göstermek istediğimiz şey aslında şu olması. Bu da çift taraflı bir ispatta ileride göstereceğiz. İki önem olarak şu veriliyor aynı zamanda bize boştan farklı bir A verilsin. A'nın alt kümesi A kapanış iç noktalarla yığılma noktalarının birleşimi şeklinde yazılabiliyor demektir. Kümenin sınırına gelelim. A boştan farklı bir küme. Yine A kümesinin kapanışı ve tümleyeninin kapanışının kesişimine A'nın sınırı adını veriyoruz. Ve del A ile gösteriyoruz. Bu da bizim için şu şekilde ifade edilebiliyor. Bu A'nın kapanış kesişim, A'nın tümleyeninin kapanışı şeklinde. Buradan bir sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. A kümeninin sınırıyla tümleyeninin sınırı birbirlerine eşittir. Görelme olarak şunu daha geliyor. Boştan farklı bir arenin kümesini ve bir x noktasını alalım. Bu x noktası kapan e sınırdadır. Ancak ancak her epsilon büyük sıfır için dx epsilon kesişim a boştan farklı ve bu dx epsilon kesişim a'nın tüm de boştan farklı olacak. Yani aldığın noktayı içeren her disk kümenle kesişecek ve kümenin tümleniyle de kesişmeye devam edecek. Bunu yine her zaman gibi çember örneği üzerinden anlatmaya çalışırsam, buradan bir disk aldım istediğim yarıçapta. Şurası benim için bu kümenin dışıdır. Burada gördüğünüz üzere bir kesişme var. Boştan farklı aynı zamanda kümenin içerisinde de var. Yani buradaki sınır dediğimiz şey aslında dairenin içerisindeki bu çember olmuş oluyor. Önerme olarak son bir şey var. A kapalıdır ancak ve ancak A kümesi. İç noktalar ve sınırın birleşiminden oluşmaktadır diyor. Bir not olarak da şunu ekleyelim. A, B'nin alt kümesi olsun. Bunlar da boştan farklı şekilde verilsin. Bu, bu eğer bu kapsama varsa A'nın sınırıyla B'nin sınır, A'nın sınırı B'nin sınırının altında kalır demek istiyor.